16 Aralık günlerden Perşembe. Ajanda ile karşınızdayım. Ben Büşra Elvanoğlu. Günün gelişmelerini aktarıyorum. Mersin Büyükşehir Belediyesi ihtiyaç sahibi vatandaşlara ücretsiz ekmek dağıtımına başladı. Ekmeğin ücretsiz bir şekilde dağıtılacağı haberini Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer sosyal medya hesabından duyurdu. Mersin'de Büyükşehir Belediyesi'nce fırıncılardan alınan ekmeklerin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmaya başlandığı bildirildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre Belediye Başkanı Vahap Seçer, ekmeğin ücretsiz bir şekilde dağıtıldığı haberini Mersin'de ekmeği 1 liradan satmayı sürdürüyoruz. Ayrıca bugün ihtiyaç sahibi ailelere ücretsiz ekmek dağıtımına da başladık, devamı gelecek ifadeleriyle sosyal medya hesabından duyurdu. Projenin ilk dağıtımı Sosyal Hizmetler Dairesi ekipleri tarafından Akdeniz ilçesi Özgürlük Mahallesi'nde gerçekleştirildi. Ücretsiz ekmek dağıtımı hem fırıncı esnafına hem de vatandaşa katkı sağlayacak. Her aileye 3'er ekmekten günlük toplam 3000 adet olarak yapılan yardımlar ve dağıtımlar önümüzdeki günlerde farklı ilçe ve bölgelerde sayısı arttırılarak devam edecek. İnşallah devamı gelir diye düşünüyorum. Yani bu yardımların, insanların rezilliği, insanlar perişan, zam. Allah razı olsun, mutlu olduk. Allah kabul etsin inşallah. Allah bu felaketleri üstümüzden kaldırsın inşallah. Sizin de ellerinize sağlık. Sağ ol. Allah daha çok versin. İnşallah bir gün üstümüzden kalkar inşallah bu bağlılıklar. Başka ne diye elimizden gelen bir şey yok. Ne söyleyebilirim? Çok güzel bir şey. Bir tek ekmek değil yani her şeyi dağıtıyor. Çocuklarımıza süt dağıtıyor. Un verdi kaç sefer. Son dönemde meyve ve sebze fiyatlarındaki artışlar üreticiyi ve tüketiciyi sıkıntıya sokarken hal esnafı da aradaki fiyat uçurumdan dert yandı. Son dönemde sebze ve meyve fiyatlarındaki artışlar üreticiyi ve tüketiciyi sıkıntıya sokarken hal esnafı da aradaki fiyat uçurumundan dertli. Mersin Hal Esnafları Derneği Başkanı Münir Şen, tarım sektörü serbest piyasa ekonomisinin dışında planlanmalı. Çünkü gıda lüks değil, sosyal devletin gereğidir. Her vatandaşın da buna ulaşabilmesinin imkanının sağlanması lazım dedi. Bana göre üreticiler bir halk kahramanı. Özellikle bu pandemi sürecinde hayatlarını hiçe sayarak insanlık adına üretmeye devam ettiler. Şu anki durumda üreticilerimiz maalesef durumu işler acısı. Dünyayı etkisine alan bir küresel kriz var ama bu ülkemizde yansımaları çok daha fazla. İliklerimize kadar artık biz bunu hissediyoruz. Yıllardır bizim de şikayetçi olduğumuz bir durum var. Perakende alanında ciddi anlamda bir tekelleşme var. Sizler de takdir edersiniz ki bugün 4-5 tane market yaklaşık 50 bin şubeyle ciddi anlamda tekelleşmişler. Tarım sektörü bana göre serbest piyasa ekonomisinin dışında planlanmalı. Çünkü bu gıda lüks değil, bu sosyal devletin gereğidir. Her vatandaşın buna ulaşabilir olması lazım. Ama bugün bir domates, 1 kilogram domates halde 2,5 lira üretici ayağına geçtiğin zaman bir ekmek alamıyor bundan ama nihayet tüketici pazarlama maliyetler bindiği zaman bugün gidin Ankara, İstanbul'da, Edirne'de, Kars'ta bir markette veya pazar yerine 8-10 liradır. Tarımsal emtialarda KDV'nin %8'den %1'e düşürülmesi lazım. %18 KDV'lerin en azından %8'e düşürülmesi lazım. Yani devletin burada bir adım atması lazım. Çözüm odaklı. Sadece birbirimizi suçlayarak biz bu işi çözemeyiz. Sorunları reddederek de bir yere varamayız. Tarımın tüm paydaşları, üreticinden nihayet tüketiciye kadar, herkes bir masanın etrafında toplanmalı. Ne gerekiyorsa hep el birliğiyle yapmalıyız. Bizler ve temsil ettiğimiz üreticiler üzerimize ne düşüyorsa biz yapmaya hazırız. Bugün üretimin dışına çıktığımız zaman inan tükeniriz. Bu ülke bir hayvancılık ve tarım ve hayvancılık ülkesi. Hayvancılık da tarıma bağlı. Tarımı bitirdiğin zaman hayvancılığı da bitirirsiniz. Onun için aklı selim davranmamız lazım. Duygusallığa yer vermememiz lazım. Bir an önce bir eylem planının açıklanması lazım. Evet, ülke olarak, dünya olarak zorlu bir süreçten geçiyoruz. Ama birlikte hareket edebilirsek bunu aşabileceğimizi düşünüyoruz.
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde simit zamlanarak 10 liradan satışa sunuldu. Simit daha önce burada 6 liradan satılıyordu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde simite de zam geldi ve simit 10 lira oldu. Vallahi bu ekonomik şartlarında insanları geçinmesi hiç olur. Yani bir simit 10 lira olması, yani bizim üzüntümüz halkın bir simit alamaması bile mi? Yani bir öğrenci gelir 10 liraya bir simit sattığım zaman ben zorlanıyorum şahsen. 10 lira bir simit diye çekiniyoruz bazen. İnsanlardan tepki alıyoruz, misal vereyim o konularda. Ama bizim de yapabileceğimiz bir şey yok. 190 liraya aldığım 10 bugün 500 lira. 200 liraya aldığım yani yak misal şu anda 600 lira olmuş. Yani bu gidişle herhalde yakında dükkanı bize kilidi vuracağız. 300 lira susam. Yani bugün susamı 300 liraya alıyordum. 1000 lira olmuş susam. Gel de bunu işlet yani. Ben 1 lira artış koyuyorum, 2 lira artış koyuyorum, tepki alıyorum misal vereyim. Simit daha önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 6 liradan satılıyordu. Adana'da etkili olan şiddetli yağış nedeniyle 40 yıllık 15 metre boyunda olan kavak ağacı iki müstakil evin çatısına devrildi. Düşmenin etkisiyle evlerin çatısında ve içerisinde maddi hasar oluştu. Adana'da etkili olan şiddetli yağış nedeniyle 40 yaşında 15 metre boyunda olan kavak ağacı iki müstakil evin çatısına devrildi. Düşmenin şiddetiyle evlerin çatısında ve içerisinde yıkılmalar oldu. Olay Yüreğir ilçesine bağlı Sarıçam mahallesinde yaşandı. Ev sahipleri yetkililerin gelerek ağacı kaldırmasını bekliyor. Mutfak verilmiş, yakamamış adam, baksana. Altında kalır çorum, çocuğuma zarar gelecek dedim ben. Ama dinlemediler. Geldiler postanenin içine kadar gittiler. Onların hepsi önüme çıktı. Gelen kesenler biz kesemek, biz yapamam. Muhtar zaten bıraktı gitti. İlgilenmediler. Bir gürültüyle sen gidersin 10 tane tır benim evimin içine girdi. Muhtar adam çorum, çocuğum, bir de evimin hali budur. Gidin çekin. Ne ilgilenmeleri, ne belediyemiz. Ne muhtar zaten ilgilenmedi, belediye de gelenler saat 3.30'du zaten. Mesai saatimiz geliyor abla, biz nerede uğraşak? Hepsi bıraktı gitti, bu ağacı böyle olacağı belliydi. Olay anı uyuyorduk, geceydi. Çocuk yanımdaydı, ayağı üstüme geldi, böyle çekim atayım bu tarafa dedim. O anda sanki dersin 10 tane tır böyle evimizin içine girdi bizim. Biz şaşırdık hep çocuk. Öyle bir ses olamaz. Kafasına yorganı alan böyle çocuklar kakamadılar. Öyle bir ses olamaz. Ben kakamadım. Bu. Ben nasıl edeyim? Aha görün, aha gidin çekin, görün de. Evimizin hali de bu. Geçmiş ne olacak olsun şimdi? Akut mu diyorlar? Osmaniye'de hasta taşıyan ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada otomobil sürücüsü yaralandı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. Osmaniye'de hasta taşıyan ambulansla bir otomobilin çarpışması sonucu yaşanan kazada otomobil sürücüsü yaralandı. Kaza Güney Çevre Yolu Fakı Uşağı Köprüsü'nde yaşandı. Bahçe ilçesinden Osmaniye Devlet Hastanesi'ne hasta nakli yapan ambulansla İbrahim Ö idaresindeki otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada ambulansta bulunan sağlık çalışanlarıyla nakli yapılan hasta yara almazken otomobil sürücüsü yaralandı. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan sürücü İbrahim Ö ve ambulansta bulunan hasta kaza yerinde hazır bulundurulan ambulanslarla Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Antalya'nın Manavgat ilçesinde son bir ay içerisinde ev yapımı alkolden zehirlenen 3 kişinin yaşamını yitirdiği, hastaneye kaldırılan 4 kişinin entübe edildiği, sahte alkol sattığı belirlenen bir kişinin de tutuklandığı bildirildi. Antalya'nın Manavgat ilçesinde son bir ay içerisinde ev yapımı alkolden zehirlenen 3 kişinin hayatını yitirdiği, hastaneye kaldırılan 4 kişinin de entübe edildiği, sahte alkol sattığı belirlenen bir kişinin de tutuklandığı bildirildi. Manavgat'ta 15 Kasım 2021-15 Aralık 2021 tarihleri arasındaki bir aylık süreçte değişik mahallelerde ikamet eden 8 kişinin ev yapımı alkolden zehirlenerek devlet hastanesine kaldırıldığı bildirildi. Sahte içki sattığı belirlenen M.O. isimli kişi tutuklanarak Alanya cezaevine gönderildi. Tutuklanan kişinin alkol ve yaptığı içkinin aromasını İstanbul'da bir firmadan kargo aracılığıyla getirttiği belirlendi. Kargo firmasına giden güvenlik güçleri MO adına gelen pakette 15 litre alkol, aroma ve kitler ele geçirdi.
İçkilerin yapıldığı alkolün İstanbul'dan alındığı firmayı ve yerini belirleyen güvenlik güçleri firma yetkililerinden bir kişinin havalimanında yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandığını açıkladı. H.A. adlı kişi işlemler için Manavgat Emniyet Müdürlüğü'ne gönderildi. Diğer taraftan Yayla Mahallesi'nde ev yapımı içki imalatı ve satışı yaptığı belirlenen S.E.'nin evinde Cumhuriyet Savcısının izniyle arama yapan Manavgat Emniyet Müdürlüğü ekipleri 250 litre şişelenmiş viski, rakı ve vodka, içki yapımında kullanılan kitler, aroma ve çok sayıda içki doldurulmaya hazır boş şişe ele geçirdi. Mersin'in Mut ilçesinde sahte alkol nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi de yoğun bakıma kaldırıldı. Mut savcısı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Mersin'in Mut ilçesinde sahte alkol nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi de yoğun bakımda tedaviye alındı. Mut ilçesi Kültür Mahallesi'nde yaşayan Ali E.'nin evinde kendi yaptığı alkolü içen M.S. ve M.A. kendilerini kötü hissetmeleri üzerine Mut Devlet Hastanesi acil servisine başvurdu. Her ikisinin de durumlarının kötü olması nedeniyle burada yapılan ilk müdahalenin ardından iki kişi Mersin'e sevk edildi. Kendi yaptıkları alkolü içenlerden Ali E'den haber alamayan yakınları evine gittiklerinde kapının kapalı olması nedeniyle polise haber verdi. Eve giren polis ve 112 sağlık ekibi Ali E'nin cansız bedeniyle karşılaştı. Ali E'nin cansız bedeni otopsi için Mersin Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Alkolden zehirlenen M.S. ve M.A.'nın Mersin'de yoğun bakım ünitesinde tedavilerinin sürdüğü açıklandı. Mut Savcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Mersin'de kuvvetli sağanak yağışta sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıkarak denize uçtu. Bir kişi yaralandı. Mersin'de kuvvetli sağanak yağışta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıkarak denize uçtu. Bir kişi yaralandı. Kaza Mersin-Antalya D400 Karayolu Erdemli ilçesi Ayaş Mahallesi Merdivenli Kuyu plajı mevkiinde yaşandı. EA idaresindeki bir otomobil Mersin istikametine seyir halindeyken kuvvetli yağışın da etkisiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yoldan çıkarak yaklaşık 10 metrelik Mehvezli Köprü'nün demirliklerine çarpıp denize uçtu. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ile birlikte sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücü ambulansla Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Mersin'in tanınmış isimlerinden Lina Nasif son yolculuğuna uğurlandı. 12 Aralık'ta evinde ölü bulunan ve kalp krizi sonucu öldüğü belirlenen ressam, şair ve yazar Lina Nasif, Mersin Latin İtalyan Katolik Kilisesi'nde yapılan törenin ardından şehir mezarlığında toprağa verildi. Mersin'de evinde ölü bulunan ressam, şair ve yazar Lina Nasif, Mersin Latin İtalyan Katolik Kilisesi'nde düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Mersin'de kanatsız melek olarak bilinen Nasif'in cenaze törenine il protokolü üyeleriyle çok sayıda Mersinli katıldı. Törende kilisenin pederi Rosan Cordeiro tarafından dualar okundu. Ayrıca protokol üyeleri de Nasif'le ilgili söz alarak duygularını paylaştı. Koyduğumuz bu harç Mesih İsa'nın kardeşimize ve hepimize gösterdiği sonsuz sevgiyi hatırlatsın. Alleluya. Tören sonunda Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer tarafından Nasif'in tabutunun üzerine Türk bayrağı konuldu. Duygu dolu anların yaşandığı törenin ardından Lina Nasif, Mersin Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi. Mersin'in Günler ilçesinde kaybolduktan 10 gün sonra cansız bedeni bulunan ve Karaman'da toprağa verilen 2,5 yaşındaki Müslüme Yağal için beşik görünümünde yapılan mezar taşı ile mezarının başına konulan çocuk bisikleti yürekleri sızlattı.
Karaman'dan göç ettikleri Gülnar'ın Yanışlı bölgesinde kaybolduktan 10 gün sonra cansız bedeni bulunan sarı keçili yörük çocuğu 2,5 yaşındaki Müslime Yağal için beşik görünümünde yapılan mezar taşıyla mezarın başına konan çocuk bisikleti yürekleri dağladı. Karaman'da Çeltek Mahallesi Kazalpa Mezarlığı'nda toprağa verilen küçük Müslime'nin mezar taşı Karaman Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü ile mezar taşı yapan bir hayırsever mermerci tarafından yapıldı. Beşik görünümünde yapılan mezar taşıyla mezarın başına konan çocuk bisikleti görenlerin yüreğini dağladı. Mezarlığı ziyarete giden vatandaşlar küçük Müslime'nin mezarını da ziyaret ederek dua ediyor. Daha önce de küçük kızın mezarına giden bir vatandaş, Müslime'nin mezarının başına çam fidanı dikmişti. Mersin'de havaya dolar atarak maaşlarını protesto eden kamu sen üyeleri, hükümete memuru enflasyonu ezdirmeyeceği sözünü hatırlatarak taleplerine kulak vermesi için çağrı yaptı. Mersin'de havaya dolar atarak maaşlarını protesto eden kamu sen üyeleri, hükümete memuru enflasyona ezdirmeyeceği sözünü hatırlatarak taleplerine kulak verilmesi için çağrı yaptı. Türkiye Kamu Sen'in ülke genelinde eş zamanlı olarak ek zam, refah payının alınması, 3600 ek gösterge, seyyanen zam ve kamu çalışanlarının ekonomik kayıplarının telafi edilmesine ilişkin taleplerini içeren kitlesel basın açıklaması Mersin'de de yapıldı. Özgür Çocuk Parkı'nda yapılan basın açıklamasını Türk Kamu Sen Mersin İl Temsilcisi Türk Eğitim Sen Mersin Şube Başkanı Metin Ercan okudu. Emekli ve aile bireyleri zaten imzalandığı anda dahi ekonomik geçerliliği olmayan toplu sözleşmenin revize edilmesini beklemektedir. İğneden ipliğe, her şeye zamlar yağmur gibi yağarken 25 milyon vatandaşımız maaşına gerçek bir zam beklemektedir. Ekonomik olarak zor günler geçiren milyonların umutlarını boşa çıkarmaya hiç kimse cüret etmesin. Ve derhal ek zam ve refah payı uygulaması hayata geçirsin diyor. Hepinize saygılar sunuyor. Katılımlarınızdan dolayı da Türkiye Kamu Sen Mersin İl Temsilcilerimiz adına teşekkür ediyoruz. Doğu Akdeniz Çevre Dernekleri Ortak Sekreteri Sabahat Aslan, Mersin Çevre ve Doğa Derneği üyeleriyle birlikte Mersin Gazeteciler Cemiyeti'nde Akdeniz'de yaşanan çevre sorunları ile ilgili basın açıklaması yaptı. Mersin'de çevreciler Akdeniz bölgesinin çevre sorunları nedeniyle tehdit altında olduğuna dikkat çekerek başta merkezi hükümet ve yerel yönetimler olmak üzere meslek odalarıyla sivil toplum örgütlerine Akdeniz için çok acil harekete geçin çağrısı yaptı. Doğu Akdeniz Çevre Dernekleri Ortak Sekreteri Sabahat Aslan, Mersin Çevre ve Doğa Derneği Merçet üyeleriyle birlikte Mersin Gazeteciler Cemiyeti'nde Akdeniz'de yaşanan çevre sorunlarıyla ilgili basın açıklaması okudu. Akdeniz bölgesi alarm veriyor. Akdeniz'in kara ve deniz bölgeleri kıyılarımızda dahil olmak üzere hızlı nüfus artışı, kentsel ve sanayinin altyapı yetersizlikleri, çöp ve plastik atıkları, orman yangınları, taş ve maden ocakları, termik santraller ve akünükleer santrali, biyoçeşitliliğin kaybı, Suriye'den yayılan petrolün yaratmış olduğu kirlilik, yeşil alanların tahribatları, tarım zehirlerinin yarattığı kirlilik, evsel kirlilikler, deniz taşımacılığının yaratmış olduğu kirlilik, kirli sanayi işletmeciliği, Akdeniz'deki kıyı ve deniz alanlarının doğal, tarihi ve kültürel değerlerinin tahribatları, kıyıların betonlaşması, aşırı avcılık tehdidi, Akdeniz'deki kaynakların aşırı tüketilmesi, fiziksel değişimler, deniz kirliliği, yabancı türlerin girişi, özellikle katil yosun ve balon balıklar ve benzeri türler, küresel atmosferik değişimleri ve buna benzer birçok kirlilik yüzünden diğer havzalara nazaran Akdeniz bölgemiz çok olumsuz etkilenmiş olup karada ve denizde çok ciddi çevre sorunlarına neden olmuştur. Bölgemiz aynı zamanda küresel iklim krizinden etkilenmiştir ve kuraklık tehdidi ile karşı karşıyadır.
ülkemizde mevcut bulunan yasal mevzuatın ve 2004 yılında yenilenerek yürürlüğe giren Akdeniz'in kirliliğe karşı korunması, deniz ortamı ve kıyı bölgesinin korunması için Akdeniz'e kıyısı olan ülkeler tarafından imzalanan Barcelona Sözleşmesi'nin uygulanmasında ve denetlenmesindeki sorunlar nedeniyle ayrıca Akdeniz'de özel koruma bölgeleri ve biyolojik çeşitliliğe ilişkin protokolü ve Akdeniz ortağı ülkelerle Avrupa Birliği işbirliği yapılması çalışmaları Akdeniz'de mevcut yaşanan sorunların çözümünde yetersiz kaldığını görmekteyiz. Akdeniz'de kirliliğin önlenmesi ve biyoçeşitliliğin korunması için bu tehditlerin azaltılması, sağlıklı bir ekosistemin sürdürülebilmesi için gereklidir. Ve duyarlılık bekliyoruz. Aksi takdirde Akdeniz bölgesi elden gidiyor. Herkesin bilgisiyle, herkesin Akdeniz'i kurtarmak için yapacakları çok işleri mevcuttur. Dolayısıyla herkesi duyarlılığa davet ediyoruz. Doğu Akdeniz Çevre Dernekleri olarak açıklama yaptı. Teşekkür ediyoruz. Tarsus ilçesinde tefecilik yapanlara yönelik operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. Mersin'in Tarsus ilçesinde tefecilik yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Grup Amirliği ekipleri savcılık koordinesinde tefecilere yönelik 7 ev ve 2 iş yerine operasyon yaptı. Eş zamanlı baskınlarda 7 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda farklı kişiler adına düzenlenmiş 5 milyon lira tutarında 37 senet, 30 boş senet, senet fotokopileri, senet karnesi, bir av tüfeği, 4 uyuşturucu hap ve 2 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan kişilerin emniyetteki sorgusu devam ediyor. Hatay'da bir sürücü karayolunda otomobili bozulunca aracını yolun kenarına çekti. Sürücü aracı ile ilgilendiği sırada bir tırın kendisine çarpması sonucu hayatını kaybetti. Hatay'da bir sürücü karayolunda otomobili bozulunca aracını yolun kenarına çekti. Sürücü aracıyla ilgilendiği sırada bir tırın kendisine çarpması sonucu hayatını kaybetti. Tır sürücüsü olay yerinden kaçarken jandarma ekiplerince kısa sürede yakalandı. Olay Kırıkhan ilçesine bağlı Topboğazı mevkiindeki karayolunda yaşandı. Fatih Süner'in kullandığı otomobil seyir halindeyken arızalandı. Bunun üzerine Fatih Süner aracını yolun sağına çekerek araçtan inip arızayı gidermeye çalışırken MK'nin kullandığı tır Fatih Süner'e çarptı ve olay yerinden kaçtı. Kazayı gören vatandaşlar durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri Fatih Süner'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde inceleme yapan ekipler yapmış oldukları incelemede kaçan tır aracına ait sinyal parçalarını buldu. Belen ilçesinde izine rastlanan tır önü kesilerek jandarma ekiplerince durduruldu. Kaçan sürücü MK gözaltına alındı. Karaman'da çay demlemek isterken mutfak tüpünden sızan gazın sıkışması sonucu patlama meydana geldi. Evin kullanılamaz hale geldiği patlamada yaşlı çift ölümden döndü. Karaman'da çay demlenmek istenirken mutfak tüpünden sızan gazın sıkışması sonucu patlama yaşandı. Evin kullanılamaz hale geldiği patlamada evde oturan yaşlı çift ölümden döndü. Olay Demiryurt köyünde yaşandı. Gece saatlerinde 12 gibi başlayan bir gaz kaçağından dolayı sabah erken saatte namaza kalkıyor ve farkına varmıyor. İşte sürekli gaz kaçağı maruz kaldığı için işte sonra çay koymak için ocağa geldiğinde ocağı yaktığında böyle bir patlama, bir parlama oluyor. İşte şükür yangın gözükmüyor. İşte yıkılmadan dolayı şey, annem babam ikisi de iyiler şükür. Şimdi amca ben sabah namazına kalktım. Yengem benden önce kalkmış sabah namazına. Namazını kılmış. O hiçbir şey hissetmemiş. Ondan sonra beni kaldırdı sabah namazına. Ben abdest aldım. Çayı koyayım diye mutfağa vardım.
Çayı koyarken tüpü açtım. Tüp de bu sefer patladı. Yani olay bu. Ne olduğunu ben de bilemedim. Elimizde ayağımızda ufak yani sıyrıklar var. Yani şükür elhamdülillah. Antalya'da %20 komisyon karşılığında parasını almaya çalıştıkları bir kişinin şikayeti üzerine iki şüpheli otomobille bekledikleri banka önünde polisin operasyonuyla yakalandı. Antalya'da kredi çekme imkanı olmayan ve paraya ihtiyacı olan YŞ, sosyal medya üzerinde uygun komisyonla kredi verileceği paylaşımını gördü. İlanı veren kişilerle iletişime geçip görüşen YŞ, belirli bir komisyon karşılığında anlaştı. İki kişi YŞ'yi kent merkezindeki bir banka şubesine götürdü. YŞ, zorla kendisinden para alınmak istendiğini belirterek banka görevlisinden durumu polise bildirmesini istedi. Banka önünde bekleyen otomobile sivil polis ekipleri operasyon yaptı. İki kişi ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polisin yapmış olduğu incelemede gözaltına alınan iki kişinin başka kişilerle de aynı irtibata geçerek onlardan zorla para aldıkları belirlendi. Geçmiş olsun abi, herhalde son anda polis kurtardı sizi herhalde. Gel, arabayı getirelim. Gel, arabayı getirelim. Para vermedin mi? Burası nasıl verdi sana parayı? Postaneye çekti. Tamam, sana postaneye para çekti. 120 sana. Abi şimdi sen bana al. Ha, şimdi 4 lira daha zor mu? Zor. Adana'da köpek gezdiren bir kişi tartıştığı 19 yaşındaki genci bıçaklayarak ağır yaraladı. Olayın şüphelisi kaçarak izini kaybettirdi. Polis olayı gerçekleştiren şüpheliyi yakalama çalışması başlattı. Ambulans nerede ya? Ambulans nerede? Şu an hala ambulans nerede? Gelsin! O gidecek, o gelecek! Neredesin sen? Burası ambulans ya! Adana'da köpek gezdiren bir kişi yol ortasında tartıştığı 19 yaşındaki genci bacağından bıçakla yaraladı. Olayın şüphelisi kaçarak izini kaybettirdi. Ya nasıl sakin ol ya? Canımızdan can gitmiş ya. Olay Çukurova ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda yaşandı. Arkadaşlarıyla birlikte kaldırımda oturan Metehan O, kimliği henüz belirlenemeyen köpek gezdiren biriyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle köpek gezdiren kişi Metehan'ı bacağından bıçakladı. Ardından olay yerinden kaçarak izini kaybettirdi. Metehan'ın yanında bulunan arkadaşları durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Aldığı bıçak darbesiyle çok fazla kan kaybeden Metehan, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Çukurova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan gencin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis, olayı gerçekleştiren kişiyi yakalama çalışmasını devam ettiriyor. Osmaniye'de uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyon kapsamında uyuşturucu ile silah takası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı. Osmaniye'de uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyon kapsamında uyuşturucuyla silah takası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişiden biri tutuklandı. Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü, narkotik ve istihbarat ekipleri uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında daha önceden belirlenen bir adrese baskın yaptı. Baskında uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen MK ve AH ile silah kaçakçılığı yaptığı değerlendirilen CK isimli şahıs, uyuşturucu ve silah takası yaptıkları sırada gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen kişilerden AH, adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken MK isimli kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. CK isimli kişinin ise tutukluluk hali devam ediyor.
Operasyon kapsamında MK'nin ikametinde yapılan aramada 275 gram bonzai, 130 gram metamfetamin, 1 gram esrar, 4 adet uyuşturucu hap, cep telefonu görünümlü hassas terazi, ruhsatsız silah, kuru sıkı tabanca, 33 adet fişek ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 37.500 lira parayla geçirilirken, CK'nin arabasında yapılan aramada ise 10 adet şarjör, 10 adet sürgü, 13 adet gövde olmak üzere silah yapımında kullanıldığı değerlendirilen muhtelif malzemeler ele geçirildi. Spor haberleriyle devam ediyoruz. Benfica'da forma giyen yıldız savunmacı Nicolas Otamendi evine giren hırsızlar tarafından ailesinin gözü önünde saldırıya uğradı. Benfica'da forma giyen yıldız savunmacı Nicolas Otamendi evine giren hırsızlar tarafından ailesinin gözü önünde saldırıya uğradı. Arjantinli futbolcunun evine giren 4 hırsız Otamendi'yi boynunu kemerle bağladıktan sonra darp etti. Benfica kulübü yaşanan saldırıyı doğrularken deneyimli futbolcu ve ailesinin sağlık durumlarının iyi olduğu açıklandı. Hırsızların olay yerinden para ve değerli eşyalarla kaçtıkları açıklandı. Gümüşhaneli milli bilek güreşi sporcuları geçtiğimiz günlerde Romanya'da yapılan Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda 9 madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı. Gümüşhaneli milli bilek güreşi sporcuları geçtiğimiz günlerde Romanya'da yapılan Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda 9 madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı. Kentten turnuvaya katılan 11 sporcudan 8'inin kadın olması dikkat çekti. Şampiyona sonucunda dünya şampiyonu sporcu Şükriye Yılmaz 21 yaş altı 55 kilogram sağ ve sol kolda dünya şampiyonu, büyük kadınlarda dünya üçüncüsü olarak kariyerindeki 4. dünya şampiyonluğunu elde etti. Bu sene 4. dünya şampiyonluğumu elde ettim. Sol ve sağ kolda çift şampiyonluğu kazandım. Benim için en rahat turnuvaydı, öyle söyleyebilirim. Farklı bir siklet olmasına rağmen biraz stresliydim ama kendime güvenerek çıktığım için fazla zorlanmadım. Büyükler kategorisinde de yarıştığım için orada biraz zorlandım ama üstesinden geldim en iyi şekilde. Hiç pes etmedik. Dünya şampiyonasına gittik. Orada ben 21 yaş altı genç bayanlar kategorisinde 55 kilogramda sol ve sağ kolda dünya şampiyonu oldum. Sonra büyükler kategorisinde de yarıştım. Orada 3. oldum. Yarı final maçımda bir talihsizlik oldu. Yani gücüm yetmedi. Yorgunluktan dolayı da maç öyle gitti. Ama olsun, ben yine elimden gelenin fazlasını yaptığımı düşünüyorum. Tüm yüreğimle savaştım, öyle söyleyebilirim. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Kır Çiçekleri projesi kapsamında eğitim hayatlarına yatılı olarak devam eden 54 kız öğrenci katıldıkları yarışmalarda aldıkları derecelerle geleceğin şampiyonları olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Kır Çiçekleri projesi kapsamında eğitim hayatlarına yatılı olarak devam eden 54 kız öğrenci, katıldıkları müsabaka ve yarışmalarda aldıkları derecelerle geleceğin şampiyonları olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. 30 Kasım'da Mersin Okullar Arası Cross İl Şampiyonası'nda birinci olan Kır Çiçekleri, Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen Bölgesel Cross Şampiyonası'nda yarı finale kaldı. 12 ilin katıldığı Bölgesel Cross Şampiyonası'nda sırasıyla Malatya ve Şanlıurfa'da düzenlenen yarışmalarda dereceye giren sporcular 16 Aralık'ta Diyarbakır'da düzenlenecek yarı finale katılmaya hak kazandı. Bu projede yer aldığım için gayet mutluyum. Burada her şeyi öğrendik. Müzikle uğraşıyoruz. Tiyatrolara gidiyoruz. Birçok şeyi ben burada öğrendim. İyi ki de gelmişim. Ben ilk zamanlarda yani çok zorlanıyordum atletizmde, koşularda. Sonradan kendimi açılma gördüm. Ben önümüzdeki süreçte iyi bir başarı elde etmeyi düşünüyorum. Yani Türkiye şampiyonası olmak istiyorum. Dünya şampiyonasına gitmek istiyorum. Tabii ki de bunun için elimden geleni yapacağım. Çaba göstereceğim. Yavaş yavaş. Kızlar yavaş. Sakin. Bültenimizin sonuna geldik. Günün haberleriyle ajandada görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.